Pazartesi gününden herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Biz kalktık. Biliyorsunuz okul var bugün. Çocukları uyandırdım. Kimisi uyandı, giyiniyor. Kimisi uyanmak istemiyor. Ben hemen dedim ineyim aşağıya. Çocukların beslenmesini falan hazırlayayım. Sularını zaten akşamdan böyle doldurup koyuyorum. Günaydın Çimen. Günaydın Çimen. Günaydın. Pencereyi de açalım. Hava alsın içerisi biraz. Ne oldu aşkım? Dağılmış burası. Ne kızım ne diyorsun anlamadım. Simit mi alacağız yine kızım? Babana hatırlatalım oğlum. Ya. Yakup ne oluyor? Hı. Sabah kalkınca ilk şunu söyleyeceğim artık. Tamam mı? Tamam diyorum zaten, tamam yani yeter ki alsın da dilinizden kurtulayım. Söyleyeceğim, sabah hemen söyleyeceğim, kahvaltı yapınca gitsin alsın. Yakup'la abileri, ablayı okula götürdük, geldik. Evet. Bıraktık, geldik. Değil mi? Ben yazdım.
Yoruldum anne diyor. Ben eve gidip yatacağım diyor. Yoruldum diyor. Yatacağım ki. Ben de diyorum git babanı uyandır. Kalksın kahvaltı yapalım diyorum. Kuşlar gelmiş. Bak bak bak. Bak kuşları görüyor musunuz? Bak. Maşallah. Çok seviyorlar bizi. Çok ziyaret ediyorlar. Sürekli. Ne çiçek koydular ne bir şey ziyaretlerinden. Davetsiz misafir onlar. Ay. Giderken fırına uğradık. Evet. Ailene simit istemedi bugün. Evden beslenme istemedi. Simit al bana dedi. Ailene simit aldım 2 tane. Meyve suyu aldım. Süt de koydum. Ondan sonra... Yakuba? Şun olmuş. Yakuba da link aldık. Şeker aldık. Yani zaten yeter ki bir şeye geçmeyelim. Bakkala çakkala geçmeyelim. Yakup senin burana ne olmuş oğlum? Hı? Şurasına bir şey olmuş. Sabah kalktığımda ufacık bir şeydi. Sanki büyümeye başlamış gibi geldi bana. Şurayı kapatayım. Aslında şey yukarı çıkacağım. Yatakları falan toparlamaya. Şurası açık kalsın da temiz bir hava alsın ev. Karanfilim ne durumda? Karanfilim anneciğim. Bir bakayım hele. Ha? Evet oğlum öyle olmuş. Toprağı kuru mu? Yok toprağı daha ıslak. Tomurcukları var ama çok güneşten yandı. Ben de bayram öncesiydi sulamayı unutmuşum. İnşallah toparlar. Geçen yıl da böyle olmuştu. Kendini toparlamıştı geri. İnşallah toparlar. Tomurcuklar falan taze duruyor. Herhangi bir sorun yok tomurcuklarında. Bak bir sürü tomurcuğu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tomurcuğu var. 11, 12 hatta. Ay inşallah düzelir ya Rabbim. Gel. Bu pencere açık kalsın oğlum. Sana ben televizyon açayım. Ha? Saat 9'a 20 var. Yakup'a televizyon açacağım. Çayımı da ocağa koyayım. Yukarıya çıkayım. Çay suyu kaynayana kadar. Yukarıları toparlarım. Kapanmadı. Bekle. Dijitürk açık değil herhalde. Evet. Dijitürk açık değil. Açalım onu da. O ne? Ha? Bak açıldı gördün mü? Hı? Şeysin dedi. Tamam. Sen burada otur. Ben üst katı toplayıp gelim. Yatakları toplayıp gelim tamam mı oğlum? Hı? Ne var korkacak? Önce bir çay koyalım ocağa. Çocuklara beslenme hazırladım, kahvaltı hazırladım ama daha toplamadım buraları. Öyle duruyor. Artık kahvaltıyla beraber toplarım. Biz de kahvaltı yapalım. Öyle toplayayım. Ne oldu Çimen? Ay. Arefe günü silmiştim bu camları. Tabii bayramdan sonra hep yağmur yağdı. Camlar çok kirli olmuş. Aslında çaydanlığı da bir yıkamam gerekiyordu ama dışını. Nesquik bitmiş. Artık bir şişelik bir yapmalık Nesquik kalmış. Onu da yarına yaparım. Bir an önce Alper'e Alper'a Nesquik almamız lazım. Şimdi bir de altını kısalım tabii ki çok hızlı kaynar. Bir an bazen çayı koyuyorum böyle. Sonra yukarıya diyorum çıkayım yukarıları toparlayıp geleyim. Yakup ben yukarıları toparlayıp geliyorum annem. Yukarıları toparlayıp geleyim diyorum. Yukarıları toparlarken oyalanıyorum falan. İniyorum ki o çay kaynıyor deli olmuş çay kaynamaktan. Ay. Günaydın kalktın mı?
Çok memnun oldum kalktığına. Niye? Çünkü karnım acıktı, kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi dedim seni bekleyeceğim. Beklemek de istemiyorum. Terasın da pencerelerini açalım. Sabah köründe kaldırıyorsunuz arkadaş. Ben kaldırmadım. Annem dedi dedi. Ne zaman? Geldi ya, annem kızacak mısın diyor dedi. Kim dedi? Yakup. Ha, okuldan geldikten sonra. Ben evet okuldan geldikten sonra söyledim. Kaldır dedim, git babayı kaldır dedim. Kusura bakma, rahatsız ettik seni. Niye ama. Niye kaldırdı benden? İşte. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapacağız sabah değil mi oğlum? Kapıyı örte sen uyanmaz. Tamam mı oğlum? Ay ya bu ne yapıyor? Kapıyı aç, örtme. Bunu değil bunu. Bu açık kalsın. Bu açık kalsın. Ay. Ben bugün burada yatacağım. Nerede yatacaksın? Burada yatacağım. Terasta yatacakmış. Tamam, bugün sana terasa sereceğim yeri. Tamam mı? Terasta yat bugün. Kuş çıvıltılarını duyuyor musunuz? Ne güzel. Sabah sabah coşmuşlar. Bizim çimen gibi. Abi öbür tavada yap ya. Tamam öyle canım. O tavanın yumurtasını sevmem. Öbür tavada yap. Allah Allah. Dünkü gibi. Dünkü gibi? Dün ne yaptık ya? Gitti ya hemen. Anlamadım, dün ne yaptın? He? Dün ne aldın? Ya dün yumurta kavurdum da çocuklar falan yedi, duymadım ya. Sen duymadın. He? Tavada dibini sıyırmak değil mi acaba? Öbür tavada ya. Margarin. Tavalar nerede? Tavalar yok ki piyasada. Kaç tane kırayım? 3 tane yeter mi? Yetmez sana. Gözün doymuyor bugün. Ne alaka be? Ay bizi bula iyi alıştık. Ne alaka ya? Ne alaka? Mide sağ olsun. Top alayım o zaman. Tamam, hemen. Oynama.
makinelerde değil işte, bu bozulur böyle. Düz yaptığı zaman bozulur. Böyle bozulur mu? Bozulur tabii. Sınma. Bozulur, bozulur. Bozulmaz diye bir şey yok. Bunu basınca. Oynama. Baba, bunu basınca. Oynama oğlum, oynama. Buna basınca sonra ölüyor. Ondan sonra makine ölsün. Yeni makine alamayız ama. Yeni makine? Alamayız. Baba. Hep yeni kasa verdin. Yeni kasa mı? Yeni kasa. Baba. Çok gitmiş. Linki ben geçiyorum linki. Hani değil linki. Hani ki geçiyorum linki. Başka? Başka senin şey var mı? Ekmek? Ekmek almadın mı? Bakili var mı? Ekmeği en önemli şeyi unuttuk. Yani şu kadar ekmek var yani. Abi yetmez diyor. Ah, ah. Ya gidiyorum gidiyorum niye almıyorum ben anlamıyorum arkadaş. Ali çakma gelmedi tüh. Yeter mi acaba bize? Yeter be. Yeter mi? Var mı başka parça parça yok mu? Tüh. Maalesef yok sende. Ya biliyorsun geliyorsun bak kardeşler alıp gelmiyordum. Ekmeğe bakmıyorsunuz ya ayıp ya. Ayıp. Bu kadar olmaz ya. Aa bardak çatlamış. Ana yine aldığım bardak çatlamış hadi. Başka bardak ver bana. Bu kadar olmaz ya arkadaş. Bu kadar olmaz ya. Atsana şunu çöpe. Kırılır sonra. Elimizde alalım. Al bak 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 bak. Ya Aytut şarjı var mı burada? Aytut telefonu şarjı takmamış. Ya. Yukarıda mı şarjı var? Bak bak oraya orada olacak yani şarjı. Burada var mı?
sen de güzel ver. Bilmiyorum, gelince bakarız. Ancak. Gelince ben bugün yok. Akşam gelir. Yok bana ayakkabı. Bakayım bir ama sanmıyor. Olsaydı zaten en son giydiğini hayır, almazdım. Şey, ayakkabı da yok mu? Ne? Sandalet. He. Ona da var da sen. Ne yapacak gel Aytu sandaleti? Futbol oynayamaz onunla. Neyse hadi bakalım. Ali çarşıya gitti. Hem markete gidecek, alışveriş var, hem de Aytun ve Alper'in oynadıkları topları patladı. Bu şeyli toplar oluyor ya, kalın toplar. Futbolcu topu mu diyorlar, ne diyorlar ona. O patladı, yenisini alacak. Onun için gidiyor. 2-3 gündür söyleyip duruyor çocuk. Anne al, baba al deyip duruyor. Ay, mis gibi kokuyor dışarısı ya. Bahar kokusu var. Çıktı bizimkiler. Küçük kuyruk gidiyor babasıyla, küçük kuyruk. Bakalım neler aldıracak babasına bugün. Bakalım bugün babasına neler aldıracak. Allah'ım, markette ne görürse aldırır artık. Saat kaç oldu? 11 olmuş arkadaşlar. Ben evi süpürdüm. Kahvaltımızı falan yaptık. Topladım hemen sofrayı. Mutfağı daha toplamadım. Alt katı komple süpürdüm. Şunu alayım. Alt katı falan komple süpürdüm. Şimdi mutfağı toplayacağım. Ha, şu bluzumu da aşağı indirdim. Ne, bunları terziye gönderecektim de. Bununla şu mavi olanı terziye gönderip kollarından biraz kısalttıracağım. Kolları çok uzun bunların. O yüzden şöyle bir kısaltacağım. Yıkanmıştı, terastaydı da tam kurumamış. İndirdim aşağıya. Şöyle buraya koydum, attım. Bir ara şey yaparım. Kurumuş zaten şimdi. Öyle çamaşırlar çıktı. Yine çamaşır sereceğim. Bulaşık çamaşırları sereyim. Ondan sonra da bulaşıkları yıkayacağım. Bak unuttum, çöpü verecektim Ali'ye. Neyse artık şey yaparız. Okula giderken veririm. Şurada dursun. Şunları alıp gidelim terasa. Nereye gidiyorsun, nereye? Nereye gidiyorsun sen? He? Nereye oraya gidiyoruz? Bak burada yumurta alacağız. Gel gel. Ondan mı? Hayır, ondan alamayız. Ne olur? Üstteki açık işte, üsttekinden al, üsttekinden. Üsttekinden mi? Evet. Bu mu? Evet. Bak, evet. Bu ne diye? Ben şundan istiyorum aynısından. Tam burada çikolatalı işte. O da mı? Tamam, çikolatalı. Hangisini alalım dondurmaların? Bundan. He? Bundan. Bundan. Yok yok, ondan almayalım. Niye? Sen almayalım. Bundan alalım. Neyden? Şu. Bundan alalım. Aylin ablan gelsin, beraber alalım. Niye alalım? Neyse. Hı? At bakayım. Al. Evet. Alma şimdi, eriver. Alma alma alma. Bakkaldan alırız. Al. Bunu istiyorum. Şuraya gidelim. Şu tarafa gidelim hadi. Hey, hayır. Evet. Gel buraya gel. Bu tarafa bakalım gel. Yakup bu tarafa gel bak. Gel. Geç. Geç bu tarafa, bu tarafa geç. Evet. Ketçap alma. Ketçapımız şeyimiz var. Yok, bitti. Tamam kalsın, daha alırız, alırız. Daha olur. Tamam elleme, bırak yeter. İşte. Evet, yeri oradaymış. Hadi oraya koy. Evet. Ne aldık? Yoğurt, yumurta aldık. Sarayla aldık başka. Ne lazımdı? Tamam öyle kalsın. Böyle bırak üstüne. Bırak. Gel. Gel Yakup. Gelin hadi. Başka ne alalım? Tarsu. Ne o? O güzel değil. O güzel değil. Ondan almayalım.
O da güzel değil. Güzel. Tadı severseniz ki. Hiç güzel değil onun tadı. İplere niye bakıyorsun? Niye? İpleri ne yapacaksın sen? İpleri de annene götür. Annene götür. Annen örsün, örgü örsün onlarla sana. Kaza görsün. Götüreyim eve. He? Ben götüreyim. Annene götür de kaza görsün sana. Götüreyim. Yok annen gelsin baksın. Kendisi baksın. Elleme. Koyayım. Koyma koyma. Niye koyayım? Annen gelsin kendisi bak. Belki beğenmez annen böyle biliyor musun? Beğenmeyebilir annen. Çıkma düşer. Hadi gel. Sabun mu var? Sabun sabun. Bak burada neler varmış. Evet geliyorum. Gördün mü? Ben sana söyleyeyim. Anneciğim var mı? Başka ne alalım? Yoğurt alalım, yoğurt. Yoğurt da. Orada bak, en başta yoğurt. Nerede yoğurt? En başta, en başta gel. Baba, baba. Çok güzelmiş. En başta yoğurt alalım. Heh. Bekle dur, kalk dur. Elleme, elleme. Sen elleme. Çok güzel. Thank you.
biraz beyazları katladım. Çamaşırları serdikten sonra havlular falan vardı. Çocukların beyaz çamaşırları falan. Onları katladım, yerine yerleştirdim. Açıldı biraz burası. Renkliler var. Şimdi renklileri de katlayayım. Bu Alper'in. Vallahi ben bugünlerde çamaşırları bir türlü bitiremiyorum ya. Burayı bitiremedim. Bir türlü bu çekyatın üzerini boşaltamadım. Bitmiyor yani. Çünkü bitmeden yenisi geliyor. Bitmeden yenisi geliyor. Artık havalar da ısındığı için ne kadar olsa serin gidiyor ama yani ne kadar serin ama çocuklar böyle hoplayıp koştuğu zaman terliyorlar. Terledikçe de tişört değiştiriyorlar. Terledikçe bluz değiştiriyorlar. Ali markete gitti geldi. Aşağıda yatıyor, uzanıyor şimdi. Yorulmuş. Dedim çamaşır katlıyordum yukarıda, yarım kaldı. Sen dedim yat uzan dinlen, ben biraz daha çamaşır katlayayım. Aşağı inerim. Gel beraber katlayalım dedim. Yoruldum dedi. Dedim tamam sen hadi yat biraz dinlen. Ben biraz daha katlayayım. Biraz hafifleteyim şurayı. Sonra iner bir kahve yaparım. Saat 12 oldu. Öğlen ettik bile. Bugün niyetimde kahvaltıdan sonra oturup biraz, yani hemen böyle ev işine başlamadan oturup biraz örgü örecektim. Dedim ki baktım şöyle sofrayı topladık. Yani tepsiyi falan topladım. Halıyı gırgırlayacaktım. Sonra baktım koridor, işte mutfak falan biraz böyle kırıntı mırıntı döküntü var. Dedim ki gırgırlayana kadar hemen 2 dakikada bir süpüreyim, ondan sonra oturayım dedim. Süpürdüm. Süpürdükten sonra mavaltılıkları dolaba koydum. İşte masanın üstünü boşalttım. Ekmekliğin içinde çok ekmek kırıntısı olmuştu. Temiz sofraların içine bile ekmek kırıntıları böyle girmiş. Sofraları falan oradan aldım. Ekmekliğin içini bir güzel temizledim, sildim, temizledim. Sofraları başka yere koydum. Kilerde yer ayarladım sofralara. Ekmeklik dolabının içine sadece ekmekleri koyarım dedim. Onu ayarladım. Onunla uğraştım bir 15-20 dakika, yarım saat falan her neyse. Sonra makinedeki çamaşır çıkmıştı işte. Çamaşırları sermeye diye yukarıya çıktım. Serdim çamaşırları. Dedim hazır buradayken şu çamaşırları da katlayayım. Beyazları katlayayım, özellikle beyazları falan katlayayım. Çünkü çekmeceler boşalmış, çekmecelere koyayım geri dedim. Onu yaparken falan Ali geldi, saat 12 olmuş. Ben güya bugün kahvaltıdan sonra oturup ev işi yapmayacaktım, örgü örecekti. Çok güzel ördüm. Neyse valla ev işi yani şunu da yapayım derken bir bakıyorsunuz zaman geçmiş arkadaşlar. Hiç zamanın farkında değiliz. Zaman geçmiş. Ta çarşıdaki bir caminin sesi geliyor da camiden sela veriliyor. Buraya kadar da geldi sesi. Allah rahmet eylesin. Kimse artık. Sana çok şükür ya Rabbim. Şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki arkadaşlar. Şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Böyle dilimizde şey olmalı. Allah'ım sana şükürler olsun diyoruz ya. Dilimizde bir alışkanlık olmalı bu. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Gerçekten dilimizde bir alışkanlık olmalı bu.
Ben böyle dururum dururum. Oy, üstüme geldi. Sabah erken kalktım ya. Bugün iki gün cumartesi, pazar, biraz ister istemez 9'a kadar falan yatmıştık. Bugün günlerden pazartesi. Sabah 7'de kalktım. Çocukları hazırla, okula götür, gel. Geldikten sonra da zaten hemen kahvaltıyı hazırlamaya başladım. Niye bu böyle oldu? Şuradan şey yapayım, şu yaka kısmını ayarlayamadım bir türlü. Ondan sonra şuradaydı Yakup'unkiler. Böyle dururum dururum böyle. Allah'ım sana şükürler olsun derim. Böyle bir iç çekmek gibi bir şey oluyor. Arada da telefona böyle ben telefonun ekranına böyle baktığım zaman arkadaşlar, bakışım değiştiği zaman bilin ki telefona mesaj falan gelmiştir. Kimden geliyor diye bakıyorum da. Bu kimindi? Alper'in. Şuraya koyayım. Ay, böyle yan oturuyorum ya katlarken. Yan oturduğum için belim ağrıyor. Bu arada biz yine arkadaşlar, şimdi şu mavileri görünce aklıma geldi. Alper Lightun okul eşofmanı, beden eğitimi eşofmanı böyle mavi ya. Şimdi bu maviyi görünce aklıma geldi. Alper'in okul eşofmanı yok. Yok ortada. Ya bilmiyorum, evde aramadığım yer kalmadı. Evde yok, o belli. Dün makineye çamaşır atacaktım. Makineye çamaşır atacaktım. Kirli sepetlerini boşalttım. Askıları falan kapının arkasına falan da asıyor ya çocuklar. Askıları boşalttım. Askıdaki asılı olanları aldım. Kirli sepetindekini aldım bu kattaki. Alttaki banyoya gittim. Oradaki kirli sepetindekini de aldım. Aytuğ'un okul eşofmanı var. Alper'inki yok. Hayda. Oğlum dedim. Sen dedim gene getirmedin mi dedim. Şeyi, okul eşofmanını. Hatta şöyle. Alper de şeydeydi. Pazar günü. Cuma. He, pazar günü. Etütteydi. Okulda etütteydi. Alper'e hemen mesaj attım. Bu dedim kesin okulda unuttu. Arada unuttukları oluyor. Kesin dedim okulda unuttu. Alper'e hemen mesaj attım. Şu an mesela Alper dersteyken tabii bakamaz da teneffüste falan bakıyor. Normalde hafta içi telefonlarını müdür bey okulun girişine telefon koyacak kutular yaptı. Çocuk, her sınıfın kutusu farklı. Anahtarı da güvenilen bir öğrenciye veriliyor. Bir öğrenci seçiliyor. Onda oluyor anahtar. Çocuklar girişte telefonu bırakıyorlar kutulara, çıkışta alıyorlar. Bunlar hani çalışan anneler oluyor, ne bileyim, evi uzak olan oluyor, merak ediyor. Biz de Alper'e telefon verdik. Alper'in de telefonu var. Giderken, gelirken yanında bulunduruyor. Geç kalma durumu oluyor, bir şey oluyor. Mesela o zaman öyle durumlarda aramak için. Neyse. Şimdi mesela arkadaşlarıyla bazen okul çıkışı şeye kalıyorlar. Normalde zaten Alper haftanın 4 günü tüm gün okulda. Pazartesi, salı tiyatro kursu var. Çarşamba, perşembe etüt kursu var. Bir de cuma günleri boş. Etütten erken çıkarlarsa arıyor. Anne, arkadaşlarla maç yapacağız okulda, izin veriyor musun diyor. Tamam hadi yarım saat, bir saat oynayın diyorum. Öyle durumlar için arıyor falan, neyse. O yüzden hafta içi ama tabii telefon kutusunda oluyor telefon. Hafta sonu etüt kursundayken telefonu yanında oluyor. Sadece kapalı ya da sessizde olacak. Teneffüslerde açıp bakabiliyor. Hemen Alper'e mesaj attım. Alper oğlum, telefona baktığın zaman, yani benim mesajımı gördüğün zaman hemen beni ara. Alper dedi ki şeyi yok onun dedi. Dakikası yoktu dedi. Ha, öyle durumlarda da arkadaşından arıyor. Çağrı atıyor, ben arıyorum, anlıyorum. Anne şey dedi Ali. Onun dedi şeyi yok. Hemen dedi ona ben bir yükleme yapayım. Neyse dakika yükledi. Mesajımı okuyunca hemen beni ara. Okul eşofmanını, beden eğitimi eşofmanını okulda unutmuş olabilirsin oğlum diye. Neyse Alper teneffüse çıkınca görmüş benim mesajı, hemen aradı. Anne dedi ben okuldan unutmadım dedi. Yani ben eve getirdiğimden eminim dedi. Ben eşofmanı eve getirdim, kesin eminim. Oğlum aramadığım yer kalmadı evde. Eşofman yok işte. Aramadığım yer kalmadı. Sonra şey düşündüm.
Ben makine bozulduğunda abimlere göndermiştim ya çamaşırları. Ha dedim. Bak. Tabii ya dedim. Abimlere gönderdik çamaşırları yıkanması için dedim. Demek ki dedim. Orada dedim şey oldu. Orada unutuldu. Nida'nınkine falan karışmıştır. Nida'nın zannedilmiştir falan. Söyledim abime yengeme. Onlar da bakmışlar yok. Doğru, ben çamaşırları bayram günü geri getirdim eve. Hepsini. Bir kısmı yıkanmış kurumuştu. Biri de makineden yeni çıkmıştı. Getirdik buraya serdik. Bayramın birinci günüydü. Orada çamaşır kalmadı ama hani unutulmuştur diye. Yengem baktım ettim diyor. Yok bizimkilerin arasında yok. Şu an Alper'in okul eşofmanı yok. Evde yok. Temizlerin arasında yok. Kirlilerin arasında yok. Askılarda yok. Sepetlerde yok. Yok yani. Yengemlerde yok. Orada da yoksa ne yani, tek bir ihtimal okul kaldı. Bugün Alper'e dedim ki gidiyorsun Suna Hoca'ya, müdür yardımcısı, gidiyorsun söylüyorsun. Hocam burada unutulan eşyaları nereye koyuluyor, gidip bakmam lazım diye. Bugün ona bakıyorsun dedim. İnşallah bakar, unutmaz. Yoksa gitti yani. Eşofman gitti. Anlayacağınız. Yani son sene, son sene diyorum. Son bir ay kaldı. Aynı gün değil Alper'le, Aytuğ'la. Eşofman altı olmuyor. Alper'in, Aytuğ'un eşofmanı Alper'e olmuyor. Ne yapacağım ben şimdi? Son bir ay kalası okul eşofmanı mı alacağım? Bulamazsak eğer ki. Eğer bulamazsak. Nasıl yaparım diye böyle düşünüyorum. Aytuğ'un eşofmanın üst kısmı bluz oluyor, Alper'e oluyor. Allah'tan Aytuğ'un beden eğitimi çarşamba perşembe, Alper'inki cuma. Eğer öyle olursa ne yaparız? Çarşamba perşembe Aytuğ giyer, cuma günü Alper giyer üst kısmı. Alta da evden eşofman veririm artık. Öğretmenle de müdürle de konuşurum. Hani son bir ay kaldı, eşofmanını kaybetti. Yeni eşofman alacak durumum yok şu an. Seneye ne yapıyorsun? Telefon bak burada. Yakup'un geldiği nasıl da belli oluyor değil mi? Kalk. Teyzeleri. Ben seni korkuttum. He? Ben seni korkuttum. Sen beni korkuttun mu? Bunu ben yapabilir miyim? Beni korkutmadın, teyzeleri korkuttun. Bir anda telefon düştü. Neyse canlarım, bu kadar muhabbet yeter. Ben hızlı hızlı şunları biraz katlayıp kolaylayayım. Hepsini belki bitiremesem de kolaylayayım. Ali aşağıda uzanıp yatıyor. Okula gidecek biraz sonra. Okula gitmeden bir kahve içelim, öyle gitsin. 1, 10'a kadar sayıyorum. 10'a kadar saydığımda hepsini toplamış olacaksın. Tamam mı? Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha var daha. Çabuk hızlan. 9. Bak 10 dedim aşağı inerim, bırakırım seni burada. 9.30. 9.45. Çabuk 10 diyeceğim ha, az kaldı bak. Bak çabuk çabuk bak, 10'a az kaldı, 10 diyeceğim, çabuk topla, gidiyorum ben aşağı iniyorum. Çabuk. 1, 2, 3. Daha huzuruna çalmaya başladı bir yerde. Ne çaldı? Ooo! 10! Aferin oğlum abi. Ben ona kadar sayana kadar topladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam bitti. Hadi. Hadi kaldır anneciğim onları. Şuraya şeye koy. Sehpanın üstüne koy. Asabilecek misin oraya? Dökülmesin. Aferin oğluma. Hadi inelim aşağıya. Baba da yatıyor orada. Baba yatıyor mu? Evet. Uyanmasın dedi. Uyanmasın dedi. Evet. Ay burası ışık. Aa Yakup. Aa bir dakika dur. Unuttum. Ne olmuştu? Bir şeyler unuttum işte. Bekle. Gel. Gel şunları sen al. Bunları... Atamam, bunları katladım. Atarsam hepsi dağılır. Ama düşme sakın ha. Ay yavrum benim ya. Hadi. Hayır atma, ben onları katladım oğlum ya. Bak bak, görüyor musunuz? Çok kötüsün Yakup. Bir de gülüyor yaptığı şeye. Çok kötüsün. Ne? Ha şu aşağının
Bu katın havlularını koydum da şöyle kolumun altına alayım. Alt katın havlularını indireceğim aşağıya. Şöyle yapayım. Şunu da şöyle alayım. Çok kötüsün Yakup, çok. Attın benim katladığım havluları. Bak hele, bak bak bak, attı, görüyor musunuz mu? Neyse, şunları bir koyayım da onları da alayım. Çok fena senin bu oğlum var ya. Neredesin? Karıştırma oraları. Şuraya koyayım. Ali'nin marketten aldıklarını yerleştirecektim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler almış yine. Her hafta zaten aynı şeyler alınıyor da. Bir koli yumurta. Geçen takipçim Nuray Hanım sormuş. Göknur, bir koli yumurta bir hafta gidiyor mu sana diye. Ben de yazdım. Yok bacım, nerede dedim. 4-5 gün zor gidiyor. Şöyle etikon kalmış. 2 tane çocuklar için. Sayleyimiz bitmişti. Yine yoğurt. Dost yoğurt biliyorsunuz. Bir de ne almış Ali? Dolaba koymadı gerçi. Yakup'a çilekli süt almış. Pardon, kakaolu süt almış. Bir de çilek almış. Çileğin kilosunu kaç tane aldın Ali? Kaç? 14. 10 mu? 15. Çileğin kilosu 15 liraymış. Şöyle bir yarım kiloya yakın almış işte. Bir de Aytu top isteyip duruyordu, şu şey topları var ya, kalın şey toplarında. 40 liraya da bunu almış arkadaşlar. Bir değişik duruyor. Geçen kendilerinin oynadığı top patladı. Bu ince toplarla oynuyor. Onlar da çok çabuk patlıyor. Bunlar uzun süre gidiyor. Ama ne derse Altun şansından babası doğum gününde miydi? Ne zamandı? Yine bu kalın toplardan almıştı. Bunlar biraz pahalı oluyor. Öteki toplar 5 lira 10 lira da bunlar 40-50 lira. Bu toptan almıştı. Şansından o çok çabuk patladı. Anlamadık gitti. Sonra ikinci bir tane daha aldı. O aylarca kullandılar. En son artık yırtıldı. En çok da şeyde, annem gelin oraya gittiğimizde giderken götürüyorlar. Orada gün boyu maç yapıyorlar. Şimdi sürpriz olacak Aytu'ya. Böyle Aytu'nun istediği topu almış. Neymiş bunun arkası da? Fransiya mı? Öyle bir şey yazıyor. Çimen! Çimen!
Bulaşıklarımı yıkadım. Şunu şöyle koyayım da. Mutfaktaki işimi de bitirdim. Böyle bir kahve yapacağım şimdi. Bir aşağı, terası topla, bilmem ne, çamaşır katla, yerleştir, sofralarda uydu uydu, bulaşıktı, yerlerdi falan derken, burada şey kalmamış, nerede var? Aynayı yorulmuşum öyle. Ne zaman? İçine koydum direkt, neyse. Ne zaman var ya, iş yapmayacağım değil, kendimi... Dünya kadar işin içinde buluyorum. Sizde de öyle oluyor mu? Ki biraz şekerli fazla koyacağım. Vallahi sizde de öyle oluyor mu hanımlar? Ne zaman ben iş yapmayacağım diyeyim. Bir bakıyorum dünya kadar iş yapmışım, tertim çıkmış yani. Şu an saat 1 ve yoruldum. Artık biraz dinleneyim. Bulaşıkları falan da hallettim. Of, makine, bulaşık makinesini boşaltmadım tabii ki de. Kahvaltı bulaşığı çok değil diye elimde yıkayıverdim. Makineye zor sundum, ne yalan söyleyeyim valla. Makineyi boşaltmayı zor sundum. Öğleden sonra boşaltırım, akşamdan önce. Artık fincanlarımı da koyayım. Şunu da kaldırayım.
uzatırım. Ayağım çarpacak, şeyim çarpacak. Kolumuzu ver, alır dilimiz uzun olana kadar. Dilim mi, sen mi dilimizin? Al köpüklüğü sana ver. Bir şey yok değil mi orada? Yok. Karbonat koydum köpürsün diye. Ay yorulmuşum ya, sabahtan beri oturmadım ha. Bir kahvaltı yaparken oturdum. Yakup'u ta dünyaya yürüdük geldik. He? Biz Yakup'u dünyaya yürüdük geldik. İyi ettiniz. Allah Allah. Ya yoruldu bak, erkenden yatmış işte. Alper de şey diyordu ha Ali. O bir tane bir şey istiyor ya, Harry Potter'ın ajandası mıymış neymiş? Hı. Ondan istiyordu. İnternetten getireceksin onu. Gösterdi, sana gösterdi ya. Söylüyor söyle. Anne diyor, babama söyle, ben söylüyorum, bakarız bakarız deyip duruyor diyor.